Geçen videomda kağıt yerine küreleri katlayıp kesmekle ilgili bir şaka yapmıştım. Ama sonra düşündüm ki neden olmasın? Yani öklit düzlemindeki sonlu simetri grupları eğlenceli tamam ama sadece iki türden ibaret. Bir noktanın etrafındaki ayna doğruları var, bir de bir noktanın etrafındaki döndürmeler var. Küresel desenler çok daha eğlenceli. Bu arada ben bu simetri gruplarının bazılarına hayran. Evet belki biraz fazla hayran olabilirim. Kar taneleri normalde 3 boyutludur. Yine de iki boyutlu bu kar tanesinde ayna simetri doğrularının yanı sıra ayna simetri düzlemleri de bulunuyor. Ve bir ayna düzlemi daha var. Doğruca kar tanesinin içinden geçen düzlem, çünkü sonuçta kağıdın bir tarafı diğerinin simetriyi. Şimdi bu kar tanesini bir kürenin içinde asılı halde hayal edersek ayna doğrularını daha kolay çizebiliriz. Bu küre artık bu üç boyutlu kağıt kar tanesiyle aynı simetriye sahip. Grup teorisi üzerine çalışıyorsanız buradaki şeyleri grup teorisi terimleriyle de adlandırabilirsiniz. Ama şimdilik boş verin. Ben şimdi bu küreyi bu çizgiler boyunca katlayıp keseceğim ve kağıt kartanesindeki ile aynı simetriye sahip bir cisim elde edeceğim. Tek fark bu bir küre ve ortaya darmadağınık bir şey çıktı. O yüzden bunu bir başka küreye yapıştıralım. İşte artık her açıdan kusursuz ve muhteşem. Burada önemli olan bu cismin kar tanesiyle simetrik açıdan eşit olması. Pekala. Bu sıradan her zamanki 6 katlı kar tanesi. Ama ben 12 katlı kar tanesi resimleri de gördüm. Onlardaki durum ne? Bazen kar tanesi oluşumunun en başında işler ters gider ve ortaya iki tane kar tanesi çıkar. Bunlar birbirinin üzerindedir ve aralarında 30 derecelik bir açı vardır. Eğer bu ikisini iki boyutlu tek bir cisim gibi düşünürsek bu kar tanesi 12 katlı simetriye sahiptir diyebiliriz. Ama üç boyutta bu doğru değildir. İki katman olması simetri düzlemini ortadan kaldırır. Bakın burada soldaki dal üstte ama ayna görüntüsünde sağdaki dal üstte. İyi de o zaman bu normal bir 6 katlı kar tanesiyle aynı simetriye mi sahip? Peki ya 7. simetri düzlemi? Hayır. Bu düzlemin iki tarafı birbirinin simetriği değil. Yani ekstra bir simetri düzlemi yok. Ama daha güzel bir şey var. Döner simetri. Cismi bu doğru üzerinde döndürürseniz yine aynı şeyi elde edersiniz. Soldaki dal hala üstte. Bu kar tanesinin bir küre içinde olduğunu hayal edersek simetri doğrularını ve ardından da döner simetrinin 12 noktasını işaretleyebiliriz. Dolayısıyla küreyi böyle katlayıp dönme noktası etrafında kıvrılabilecek şekilde bir yarık açarak aynı simetriye sahip bir küre tanesi kesebiliriz. Harika! Küreleri farklı şekillerde katlayarak farklı desenler de elde edebilirsiniz. Peki mesela bunun gibi havalı bir şey ne dersiniz? tek yapmamız gereken katlamak için gereken simetriyi belirlemek. Diyelim ki elimizde bir küp var. Simetri düzlemleri neler? Küp buradan, buradan ve buradan simetriktir. Başka? Mesela küpü bu şekilde çapraz kesen simetri düzlemleri de vardır. Böylece tüm katlama çizgilerini elde etmiş oluruz. Artık sadece küreyi o çizgiler üzerinden katlayarak bu küçük üçgenimsi şeyi elde etmemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra o şeyi açıyoruz ve küple aynı simetriye sahip bir cisme sahip oluyoruz. Ve elbette elimiz değmişken dört yüzlünün simetrisini de denemesek olmaz. Tabi sonrasında 20 yüzünün simetrisine de geçmek isteyeceğiz. Ama plastik kalın, pürüzlü ve kusurlu olduğu için kim bilir sonuçta ortaya ne çıkacak. Şimdilik en azından dönel simetriye sahip başka şekillerle denemeler yapabiliriz. Ve belki yine ortalığı batırırız. Çok geçmeden bizzat uzayın kendisini katlayarak müthiş sonsuz üç boyutlu simetri grupları elde etmek istemeye başlarız. Su moleküllerinin sıklaşarak katı buz kristalleri oluştururken izlediği simetri grupları gibi şeyler yani. Ve bir bakmışız çok boyutlu yarı kristalografiye karmaşık cebir işlemlerini falan gömülmüşüz. O yüzden şimdilik burada dursak iyi olacak.